Burası Radyo Atakum Anadolu İmam Hatip. Okulumuzun ve ailemizin radyosu. Günaydınlar efendim, hepinize merhaba. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır, hoş bir sabaha uyanmışsınızdır. İzninizle bu sabahki kahvaltınıza veyahut yolculuğunuza eşlik etmek istiyorum. Geçen hafta arkadaşlarımla bu bölüm hakkında toplantımızı yaparken 1000. bölüme geldiğimizde koskoca 20 yılı devirdiğimizi fark ettik. Biz bu radyoyu kurduğumuzda yıl 2001'di, şimdi olmuş 2021. Bu yüzden bu bölümümüzde öncelikle biraz bundan bahsetmek, yani daha doğrusu bizden bahsetmek istiyorum. Hem uzun süredir de merak edilen soruları cevaplamış olurum diye düşünüyorum. Ardından biliyorsunuz yaklaşık 2 aydır şehirlerden, medeniyetlerden bahsediyoruz. Günümüz modern kentlerinden, geçmişteki antik kentlerden, bunlara bağlı olarak da insanlardan, kültürlerden tanıyoruz, tanışıyoruz. Bugün de buna devam edeceğiz. 1000. bölümümüz için en uygun şehrinde elbette hem gönüllerimizin hem de dünyanın başkenti İstanbul olacağını düşündük. Bundan sonraki 2 bölümümüzde de İstanbul serimiz devam edecek. Çünkü İstanbul dakikalara sığdırmak oldukça zor. Bu bölüm bir giriş niteliğinde olacak. Tanımak, tanışmaktan çok hani bir havasını hissetmek, ne bileyim deniz, boğazın kokusunu almaya çalışmak olacak. Şu anda okulumuzun ve ailemizin radyosunu dinlemektesiniz. Bunun için de elbette bol bol şarkı dinleyeceğiz. Her zamanki gibi yorumlarınızı bekliyorum. Misafir olmanızı da çok isterim. Bu bölüm net sınırları olan, bir konusu olan bölümden çok beraber sohbet edeceğimiz bir bölüm. O yüzden İstanbul'la alakalı olmasa bile sohbet etmek için 20. yılımıza özel bile olarak konuk olabilirsiniz. Bekliyorum misafirliğinizi. Bunun dışında bir şey daha söylemek istiyorum unutmadan. 1000. bölümümüze özel konuk olmak isteyen arkadaşlarımızdan birine kura çekerek kitap hediye edeceğiz. Bunları da hatırlatmak istiyorum. Evet, şimdiden iyi dinlemeler o zaman. Burası Radyo Atakum Anadolu İmam Hatip. Okulumuzun ve ailemizin radyosu. Thank you.
Yarım sen gideli 7 yıl oldu ama diktiğin fidanlar meyveye döndü ama diktiğin fidanlar meyveye döndü ama senle gidenler sılacı oldu ama gayrıda yanacak ömrüm kalmadı ama mektuba radyo nasıl kuruldu? İsmi nereden geliyor? Öncelikle bundan başlamak istiyorum. Aslında çok özel bir hikayesi yok ama çok soruluyor ve ben de bahsedeceğim. Ben Deniz Ünlü'ydü ve diğer yine 1000. bölümlerine ulaşan, beraber 20 yıl devirdiğimiz, sizlerin de diğer programlardan yakından tanıdığı iki dostum Rana ve Şirin. Biz Üsküdar'da yani Kuzguncuk'ta doğduk, büyüdük, aynı okullarda okuduk. Mahallemizde bir radyo açılmıştı. Orada da bir komşumuz çalışıyordu. Biz de görmek istediğimiz için sağ olsun bizi götürmüştüm. İlk girdiğimiz anı hatırlıyorum. Yani ve şu anki kadar teknoloji gelişmediği için pek çok şey manueldi. İşte tuşlar, kablolar, kulaklıklar, bütün bir olayı kaplayan alet edevat bizi çok etkilemişti. Ve tanımadığınız insanlarla, uzaktaki insanlarla konuşabilmek, görüşebilmek, onlara bir şeyleri anlatabilmek bu his bizi çok cezbetmişti açıkçası ve o an biz üçümüz beraber bir radyo kuracağız demiştik ve bunu büyüteceğiz. Tüm dünyada bizim radyomuz olacak falan demiştik küçük yaşlardayken. Sonra tabii yıllar ilerledi. Biz İstanbul'da yani İstanbul Üniversitesi'nde radyo televizyonculuk okuduktan sonra işte medyada çalışmaya başladık ama hep içimizde bir radyo sevgisi var hala. Açıkçası çok da korkuyorduk çünkü radyo popülerliğini yitirmiş bir alandı. Hala da öyle. O zamanlar televizyon çok popülerdi. Şu ansa televizyon da yitirdi popülerliğini. Biz dedik ki hani olsun ya bir başlayalım. Elimizden geleni yapalım, çalışalım. Belki de olur dedik. Sonra bir işte yer mekan aramaya başladık. Üsküdar'da Beynelmilel Mahallesi'nde küçük bir stüdyoyu bulduk. Hemen orayı tuttuk. Zaten çok da sevdiğimiz bir yerdi. Ve sonrasında yavaş yavaş ekipmanları alarak bir isim arayışına girdik. Aradık, taradık, yani düşündük ve sonrasında fark ettik ki aslında yani isim çok yakınımızda, gözümüzün önündeymiş de biz fark edememişiz. Dedik ki neden Beynelmilel olmasın? Hem geldiğimiz yer simgeliyor hem de bizim hedefimiz simgeliyor aslında. Biz uluslararası olmak istiyoruz küçüklüğümüzden beri. Hem Türkiye'de hem dünyada tanınmak istiyoruz. Ve bu bizi çok güzel yansıtan bir isim olacaktı. Buna karar verdik. İsmimiz de Beynelmilel oldu bu şekilde. Sonrasında çalıştık, gece gündüz yayınlar yaptık, akışlar hazırladık. Hatta hatırlıyorum yani işte bu 25-26 yaşlarımıza tekabül ediyor. Üsküdar çevresine radyo dağıttığımız bile oldu böyle ev ev gezip. Çok eğlenceli, çok dolu dolu zamanlardı. Sonrasında da yavaş yavaş büyümeye başladım. Sizler sevdiniz, çok teşekkür ederiz. Ve 20 yıl oldu biz binlerce bölüm yaptık. Şu an 3 kişiydik o sırada, şu an 45 kişi çalışıyor bizim radyomuzda. Bizim için çok güzel bir duygu sizlerle beraber olabilmek, sizlere ulaşabilmek. O yüzden tekrardan çok teşekkür ediyorum. Hem kendi adıma hem arkadaşlarım adına. Bunu da bir kez daha bu özel bölümümüzde bahsetmek, konuşmak istedik. Bu şekilde yani çok sorulmuştu ve biz de kısaca anlatmak istedik. Şimdi İstanbul'a gelecek olursak, açıkçası dediğim gibi bu İstanbul hakkında bir
başlangıç olmasını istiyorum. Yani çünkü 2-3 bölümlük bir seri halinde olacak. Bu sadece şarkılar dinleyeceğimiz, biraz hissetmeye çalışmak istediğimiz bir bölüm olacak. Dedim ki hani birazcık 2-3 kelime, 2-3 kelam ederim. Sonra şarkılar dinleriz. Sonra ne diyebilirim diye düşündüm. Açıkçası dedim ki yani bu kadar güzel şiirler varken sen konuşma bence. Şiir oku sadece ve bu insanlara yeterli olur. Ben İstanbul hakkında yazılmış, yani kendi okuduklarım arasında en sevdiğim şiiri, Necip Fazıl'ın Canım İstanbul şiirini sizlere seslendirmek istiyorum. Sonrasında da yorumlarınızı okuyacağız, konuklarımızı davet edeceğiz ve şarkılar dinleyeceğiz. Bugünkü programımız da bu şekilde geçecek. Burası Radyo Atakum Anadolu İmam Hatip. Okulumuzun ve ailemizin radyosu. Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçimde tüten bir şey. Hava, renk, eda, iklim. O benim zaman mekan aşıp geçmiş sevgilim. Çiçeği altın yaldız, suyu telli puludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Denizle toprak yalnız onda ermiş visale ve kavuşmuş rüyalar onda onda misale. İstanbul benim canım, vatanım da vatanım. İstanbul, İstanbul. Tarihin gözleri var surlarda delik delik. Servi, endamlı servi, ahirete perdelik. Bulutta şaha kalkmış Fatih'ten kalma kırat. Pırlantadan kubbeler belki 1 milyar krat. Şehadet parmağıdır göğe doğru minare. Her nakışta o mana, öleceğiz ne çare. Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet. Beyoğlu tepinirken ağlar Karacahmet. O manayı bul da bul, ille İstanbul'da bul. İstanbul, İstanbul. Boğaz gümüş bir mangal, kaynatır serinliği. Çamlıca'da yerdedir göklerin derinliği. Oynak sular yalının alt katına misafir. Yeni dünyada mahzun resimde eski sefir. Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar. Perili ahşap konak koca bir şehir kadar. Bir ses bilemem tambur gibi mi, ut gibi mi? Cumbalı odalarda inletir katibimi. Kadını keskin bıçak, taze kan gibi sıcak. İstanbul, İstanbul. Yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler. Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler. Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, moda kurumlu. Adada rüzgar uçan eteklerden sorumlu. Her şafak hisarlarda okular çıkar yayından. Hala çığlıklar gelir Topkapı Sarayı'ndan. Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar. Gecesi sümbül kokan, Türkçesi bülbül kokan. İstanbul, İstanbul. Evet, gerçekten çok güzel bir şiir. Umarım seslendirebilmişimdir. İstanbul'u çok güzel yansıtan Necip Fazıl'ın çok güzel bir şiiri, en sevdiklerimden biri. Şimdi şiirde de bahsedilen Katibim şarkısıyla devam etmek istiyorum. Zaten İstanbul deyince ilk aklımıza gelen şarkılardan, türkülerden bir tanesidir eminim. Şimdi dinlemeler. Şu anda okulumuzun ve ailemizin radyosunu dinlemektesiniz. Gözleri mahmur, katip uykudan uyanmış.
gözlerim ahmut. Katip benim, ben katibin en devdanışım. Katibin el kolumda gömlekli güzel yaraşım. Yorumlar geliyor, onları okuyayım. Çankırı'dan günaydın demişler, Giresun'dan selamlar, Kahramanmaraş'tan iyi yayınlar, 20. yılınız hayırlı olsun, teşekkür ederiz. Mersin'den günaydın, Kars'tan dinliyoruz, hava buz gibi ama siz içimizi ısıtıyorsunuz, teşekkür ederiz. Şile'den hayırlı yayınlar. Sabah yürüyüşüme çıktım. Hava çok soğuk. Fırından sıcacık simidimi aldım. Deniz kokusu buram buram. Güneş kendini yavaştan gösteriyor. Biz de sizin programınız, bir de sizin programınız. Umarım herkesin sabahı böyle şahanedir. Umarım. Çok güzel. 60 yaşında emekli edebiyat öğretmeniyim. Biricik İstanbul'umuza yazılmış biricik şiirlerimizle başladım sabaha. İnanın gözlerim dolu dolu oldu. İyi ki varsınız. İnşallah daha nice yayınlarımız olur. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Eskişehir'den sevgiler demişler. Evet. Şimdi birazcık daha klasik ve ağır bir müzikle devam edeceğiz. Belki gençlerimiz biraz sıkılabilir ama bizim gibi yaşı ileri olan insanlara hitap ediyor. Klasik, çok hoş bir müzik. Müneş Nurettin Selçuk'tan Sana Dün Bir Tepeden Baktım Aziz İstanbul'u dinleyeceğiz. Şu anda okulumuzun ve ailemizin radyosunu dinlemektesiniz. Güzellikleri sensin yaratan.
de yatar. Sen de çok yıl yaşayan, sen de ölen, sen de yatan. Evet, yorumlar gelmeye devam ediyor. Merhabalar, ben Seda Yılmaz. 5 yıl önce giderken karşılaştım sizinle. 5 güzel yılımı güzelleştirdiniz. Çok teşekkürler, iyi yayınlar. Biz teşekkür ederiz. Güzelleştirebildiysek ne mutlu bize. Evet, konuk olmak isteyenler konuk alabiliriz. Sevinç Hanım bağlanmak istiyor. Buyurun Sevinç Hanım, nereden bağlanıyorsunuz? Alo, iyi yayınlar. Merhaba. Ben Almanya'dan bağlanıyorum. Selam olsun Almanya'ya. Teşekkür ederiz. Ben Almanya'da doktorluk yapıyorum. Uzun yıllardır radyonuzu dinliyorum. 20. yıl nasıl geçti gerçekten bilmiyorum. İlk zamanlarınızdan beri takipçinizin tahmin ediyorum ki yaşlarınız da yakındır. Epey yaşlandık. De, radyonuzun olmak beni hem çok mutlu etti hem de yaşımı hatırlattı sabah sabah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de siz radyonuzu anlattınız. Ben de sizin radyonuzla tanışma hikayemi anlatmak istiyorum. Tabii lütfen. Merakla dinliyorum. Ben de küçükken İstanbul'da yaşıyordum ailemle beraber. Daha sonra Almanya'ya geldik. O zamanlar sanırım lise çağlarımdaydı. Galata Köprüsü'nün... Sesinizi alamıyorum şu an Sevinç Hanım. İçin sanırım bağlantı sorunları olabiliyor. Evet, şu an iyi. Galata'nın arkalarında pastaneler, çaycılar olur, siz bilirsiniz. Evet. Ben de oralarda çok fazla takılırdım gençlik zamanlarımda. Bir arkadaşımla beraber bir pastanede oturuyorduk. Oradaki amca da sizin radyonuzu açmıştı. Şu an yaşıyor mudur kendisi bilmiyorum. Arkadaşımla ilk o zaman sizin radyonuzu dinlemiştik. O zamandan sonra da her hafta mutlaka bir yayınınızı dinlemek sözleşmiştik beraber. Belki o da dinliyordur şu an. Aradan çok uzun yıllar geçti. O şu an İsviçre'de çalışıyor. İsmi... Onun da Sevda, o Sevda ben Sevinç. Belki o da dinliyordur, ona da selam göndermek istiyorum buradan. O zaman buradan İsviçre'ye Sevda Hanım'a da selam gönderiyoruz. Evet, tekrardan 20. yılınızı tebrik ediyorum. Bizim için de çok güzel radyo anılarımız oldu arkadaşımla beraber. Belki de sürekli sizi dinliyoruz, ben dinliyorum. O da dinliyordur mutlaka. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel, keyifli anlar kattınız hayatımıza. Ne demek? Sizlerin sayesinde bu kadar büyüyebildik. Teşekkür ederim beni yayınınıza konuk ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Almanya'ya tekrardan selamlar. Teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor, yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Başımda eski alemlerin sarhoşluğu, boş kayıkhaneleriyle bir yalı, loş kayıkhaneleriyle bir yalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Bir kuş çırpınır eteklerinde, alnım sıcak mı değil mi biliyorum, dudaklarım ıslak mı değil mi biliyorum, kalbinin vuruşundan anlıyorum. İstanbul'u dinliyorum, İstanbul'u dinliyorum.